Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran, halkın sorunlarını yerel idarelerine gelir yapı taşı olan muhtarlarımız aracılığıyla Malatya ili Arguvan ilçesi Bahçeli Mahallesi muhtarı Zülfikar Eren, ağzı arkadaşımız Abdullah Kara ve mahalle sakinlerine Salih Kılıç ile kamuoyuna duyuracağız. Gördüğünüz gibi mahallenin ana ulaşım yolu üzerinde röportaj yapıyoruz. Mahalle ana ulaşım yolu bu çağda ne? Toprak. Evet. Ne zamandır muhtarsınız Zülfikar Bey? 2014. 30 Mart'ta seçildiniz. Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdiniz mi efendim? Biz yaklaşık 20 tane dilekçe verdik. Yolun asfaltlanması için. Aynısı. Evet. Asfalt, kanalizasyon. Biz bu kanalizasyon zaten projesini... Kanalizasyon demişken Sayın İzleyiciler, şuraya Uğur Bey gösterelim. Görüyorsunuz evin atık suları sokaklara akıyor. Sivrisinekten böyle oğul yapmış Sayın İzleyiciler. Sivrisinek bak bizi de rahatsız ediyor burada. Bir yolu asfalt değil, kanalizasyon dahi yapılmamış. Geçen bir yani hekim hanım bir köyüne ziyaret ettim. Misafir geldiğinde utanıyoruz dedi vatandaşlarımız. Aynen. Şeyimiz aynen. Yok dedi. Altyapımız yok dedi. Göç etmekte kaldı. Onun nedeniyle işte hep köylüler göç etmiş değil mi efendim? Kaç hane var burada? 15. 13. Yok, 13 üç mezra. 3 mezra var. Hepsi. 4 mezra var. 4 mezra ile birlikte toplam 35-40 aile. Yok, 60-65 var. Evet. Evet. 65 aile var sayın izleyiciler. İşte ama merkez mahalle burası doğru mu efendim? Evet, merkez evet, burası. Evet, diğerleri evet. Sokak ismini aldı. O sokakların ismini söyleyelim efendim. Normal Bahçeli, merkez Bahçeli de burası sokak oldu. Burası Omikan. Omikan. Orada yazıyor gördüm defanızda. Evet. Omikan. Çiftlik. Omikan. Çiftlik. Hacı Mehmetli. Evet. Merkez Bahçeli. Merkez Bahçeli. Evet. Evet. Yani 3 tane sokağı var. Sanicide'de bir de merkez mahallesi var. 4. 4 tane oldu ondan birlikte. Evet. Diğerlerinde yol aynı mı böyle efendim? Aynı. Evet, yani hizmette unutulan burası bir köymüş. Yok. Tüm şehir yasasında ne olmuş sayın izleyiciler? Mahalle olmuş. O zaman diyoruz ki biz mahalle yolu bu çağda ne olmaz? Toprak olmaz. 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 Türkiye'mize Malatya'nın bu güzel misafirperver cana yakın insanlara bu yoldan hiç yakışmıyor. Yetkililere sesleniyoruz. Öncelikle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Beyefendi'ye sesleniyoruz. Evet. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş arkadaşımıza sesleniyoruz. Buranın işte hizmetlerinin tamamlanması için kendilerinin de belediye olmasını istiyoruz. Aynen. Değil mi efendim? Aynen. Yani çünkü belediye, Büyükşehir Belediyesi toplantılarına gelirler. Her toplantıya katılıyorlar. Evet. Onun için bu mahalleye dönüyor. Burası hem Arguvan'ın hem Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir mahalle oldu. Merkez mahallelere hangi hizmetler yapılıyorsa mahalleye dönüşen köylere aynı hizmetler yapılmalı. Bak burada şimdi röportaj yapıyoruz. Koku da geliyor. Az geri gelelim. Kokuyor. Geliyor. Rahatsız ediyor sayın izleyiciler. Vallahi yani biz röportaj yapana kadar burada rahatsız oldu. Ancak bu vatandaşımız burada ne zaman devamlı oturuyor. Doğru mu efendim? Evet. Aynı öyle de. Şimdi ne kadar aşı da yapsak. Büyükşehir Cesi aşı da yapsak. Evet. Süleyman koku abi. Aynı. Koku aynı. Evet. Burada bir tuvalet. Patlamış orayı yaparlar. Evet. İlçe belediyesi konteyner göndermiş. Çöpler kaç günde toplanıyor efendim? Onu haftada güzel. O güzel. Haftada bir toplanıyor. Sayın evet. Ya yani burası hiçbir hizmet yapılmayan bir mahalle sayın izleyiciler. İşte köymüş, mahalle olmuş. Görüyorsunuz sokaklar, ara sokaklarda gösterelim burada. Ara sokaklarımızda ne? Toprak yemiyor. Vatandaşlarımız kış ayında ne yapıyor? Çamura basıyor. Yazında ne yapıyor? Tozdan rahatsız oluyor. Şimdi buradan bir araç geçtiğinde ne oluyor? Evet. Toz bulutlar havaya kalkıyor. Bunlar da ne yapıyor? İnsanlar soluyor. Evet. Oturamazsın. Oturamaz. Evet. Caminin de minaresi yok. Yok. Evet. Çünkü işte burada kaç kişi oturuyor? Burada 15 hane var. 15 hane var. İmamımız da var. Görev evet, yapıyor. İmam gel ki çekilelim. Buraya bir minare yapılmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Evet, binlere yapmak istiyoruz tabii. Hem de güzellik evet, yok. İçme suyunda sorun var mı muhtar? Var. Bak akmıyor. Akmıyor. Kaynak yok. Muhtara sorayım Ağzı Bey. Sen bir sağ ol. Sana da soru soracağım. Tamam sor. Selam evet. Bey. Şimdi ekimler olduğu için bir kadar seçmemiz var. Evet. Şimdi ekimler kadar sağlam su yani. Borular döşelim. He borular döşememiş mi daha? Yok döşemiş. Dolmuştu geçen kış. Kıkanıyor ekin zaman ekinler ekildiğinde. Ekim olduğu için biz yapamıyoruz. Bir hizmet yapamıyoruz. Evet. Bu ikinci, üçüncü denk geldiğim yer. Dedi ki işte ekinler biçildikten sonra su sorunu çözeceklerini belirten vatandaşlara denk geldik. Burada da aynı sorunla karşılaştık. Bizde burada çok sorun altyapı. Altyapı en önemli. Kokuyor bak halen bu alanda da kokuyor sayın izleyiciler. Yani pis bir koku var. İnsanı rahatsız ediyor. Yani sinir sistemimizi rahatsız ediyor. Mutlaka altyapı kanalizasyonlar yapılmalı diyoruz yani. Geç kalmış bu hizmet. Aslında önceden yapılmalı. Ya bir Gaziantep'i gezdim. Evet.
bütün mahalleye dönüşen köylerin altyapısız köy yok arkadaşlar. Evet. Burası da Malatya. Biz geç kaldık. Ya burası yani geç kalmış. Biz... Yani işte 40 yıl muhtarlık yapmış bir vatandaşımız. Bu da dayı. Dayın mı? Evet. Hiç hizmet yaptırmadın. Yok. Hiç hizmet yaptırdım abi, Allah'ını seversen. Hiç hizmet yaptırmadın. Sadece devletin vermiş olduğu maaşı aldı, yeri saniye. Süleyman abi, onun elinde değil, bunun elinde değil. Büyükşehir'in elinde. Yok, eşim de büyükşehir oldu arkadaşlar. Daha önce il özel idaresinden alıyordun. Bizim yolumuzu yapmıyorlar ha. Hep büyükşehir elindedir. Ne büyükşehir? Daha dün oldu. Ya burası dün oldu. Neyse ağız arkadaşım, sen bir ses, sen sadece dinle, tamam mı? Sen dinlemeni istiyorum. Ben dinliyorum. Arkadaşlar burası 30 Mart 2014 günü yapılan seçimlerde mahalle oldu. Daha önce buralara valiye bağlı il özel idareleri hizmet yapıyordu. En çok o da oyu hükümete veriyoruz. En çok da oyu hükümete veriyoruz. Evet. Salih Kılıç arkadaşımız 73 yaşında, daha asfaltla tanışamamış. Yok, tanışamadım. Tanışamadın değil mi? Belki de tanışmadan gideriz diyor. Onun için Ahmet Çakır Beyefendi'ye söylüyoruz. İşte gördüğün burada bir amcamız var. Değil mi efendim? Darendeli Büyükşehir Belediye Başkanımız. Darende'de de röportajlar yaptım sayın izleyiciler. Biz ayrım yapılmadan bütün mahalleye dönüşen köylere aynı hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Ama işte buradaki vatandaş rahatsız oluyor. Altyapı, kanalizasyon buraya öncelikle yapılmalı. Çok önemli. Yok mutlak bir gün asfaltlanır ama bu kokudan biz rahatsız oluyoruz. Her gelen vatandaş buradan rahatsız olur. Onun için ben buna söylüyorum. Bir de sivrisinek oğul yapmış oradan geçerken çok, gördük. Çok. Evet. Asas muhtarları şikayet ediyor. Niyeti de devleti de. Niye bakmıyorlar? Hizmet hakikat yok. Hükümet, devletler şey olmaz. Devletimiz sabit. Ara, hükümetler gelip gelişiyor. İşte buradaki evet, kaymakam, bir mamleler. Muhtarlarımızın aylık ödenekleri asker ücret seviyesine yükselti. Yeterli mi? SSK primlerini devlet yatırıyor mu efendim? Şimdi normalde 1300 veriyor da primi de 600'e çıkardı. Evet bak sinek geldi işte görüyorsun. Yani, şimdi yani, bak. Bir şehre mi gidelim? Buraya evet. Gidelim. Şimdi bir memuru yakalamak için o kapıda giriyor. Değil mi? Evet. Bir yerde oturduğu zaman para da yetmiyor. Yetmiyor değil mi? İşte bak az önce gündeme getirdim bunu sayın izleyiciler. Yani bir muhtarımız ile ilçeye gittiğinde mutlaka işte daha önceden de tabii bunlar hep alışılmış gelmiş. Bu köyde bir ayak kaba ayağımıza koyamıyoruz. Değil mi efendim? İster istemez. Onun için mutlaka ne olmalı? Muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmalı. İşte gazetemiz kurulduğu günden bu zamana kadar hep özlük haklarının iyileştirilmesi için mücadele ettik. Size de gösterdim. Evet, birçok röportajımızda bunu gösterdik. 280 Türk lirasından bu seviyeye geldik sayın izleyiciler. Ancak muhtar arkadaşlarımız seçilmiş yönetici olduğu için, halk oyuyla seçildiği için, bu görmüş olduğunuz vatandaşlar muhtar seçtiği için, belediye başkanı, milletvekili, işte sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanımız. Çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımıza da sahip çıktı. Doğru mu? Her hafta toplantı yapıyor. Katıldınız mı? Katıldım. Ona ben de teşekkür katıldınız. Ederim. Evet. İstekler ama dedim benim yorumu, köyün yorumu toplantı madem. Biz yazdık. Biz bunları da yazdık. Evet. Şimdi ne biz... zaman gitmiştin toplantıya? Bu ayın dördünde gittim. Bu ayın dördünde gittin. Evet. Mayıs ayının. Mayıs ayının dördünde gitmiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Yapmış olduğunuz toplantıya katılan muhtarımız Zülfikar Eren arkadaşımızın mahallesinin, Bahçeli mahallesinin ana ulaşım yolu bu çağda toprak. Altyapısı yok halen. Bizi burada rahatsız oluyor sayın cumhurbaşkanım. Evet. Çok pis kokuyor. Camiye de 50 metre mesafede işte pis sular akıyor sokaklara. Çok sivrisinekler oğul yapmış kara sinekler. Rahatsız olduk. Mutlaka bu hizmetlerin yapılması için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da sizin yardımlarınızı bekliyoruz. Sizin söylemleriniz sayın belediye başkanlarımız emir telak ediyorlar. Burada da bir altyapısı yapılmayan bir mahalle var. Çok pis kokuyor. Evet, muhtar arkadaşımıza da Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Röportajı sesini duyurduğu için inşallah asfalt yapıldığında da burada röportaj yapma sözü veriyoruz. Tamam. Evet.